Efendim 17 günlük tam kapanmada sona yaklaşılırken açıklama Cumhurbaşkanı'ndan geldi. Erdoğan, milletimize söz verdiğimiz şekilde kontrolü normalleşmeye başlıyoruz dedi. Pazartesi günü başlayacak yeni dönemin ayrıntıları ise kabine toplantısında ele alınacak. Milletimize söz verdiğimiz şekilde pazartesi gününden itibaren kontrollü normalleşme takvimimizi uygulamaya başlıyoruz. Merakla beklenen haberi böyle açıkladı Cumhurbaşkanı. Detaylarını kabine toplantısında görüşeceğiz dedi ama yeni dönemin sinyallerini de verdi. Niyetimiz Mayıs ayı sonuna kadar nispeten ihtiyatlı hareket etmeyi Haziran ayıyla birlikte günlük hayatı daha da rahatlatacak şekilde tedbirleri önemli ölçüde gevşetmeyi planlıyoruz. Tam kapanmada 15 gün geride kalırken ümit verici gelişmeler yaşanıyor salgınla mücadelede. Alınan kararların gerisinde de son tablo yer alıyor. Bir ay önce 63 binlere kadar çıkmıştı günlük yeni vaka sayısı. Bir gün önce ise 13.029 kişiye koronavirüs tanısı konulmuştu. Son 24 saatte 11.534 kişinin COVID testi pozitif çıktı. Salgın yayılma hızını yitirirken can kayıpları ise içimizi yakmaya devam ediyor. Bir gün önce 232 olan vefat sayısı son tabloda 238'e yükseldi. Şu anda yaz döneminde açık alanda yaşam biraz daha fazla olduğu için hastalıkta bir gerileme olacak zaten. Bilim kurulu üyesi Levent Akın hem yaz dönemi için umutlu konuştu hem de milyonların yanıt aradığı okullarda yüz yüze eğitim ne zaman başlar sorusuna yanıt verdi. Bulaşmayı önlemek için öğrencilere hızlı test uygulanmasını da tavsiye etti. Zannederim Mayıs'ın sonlarına doğru mümkün olabilir ama tüm okullar değil, tüm sınıflar değil, 1 ve 2. sınıflar gibi. Sağlık çalışanları ise mücadeleye bayram günlerinde de ara vermedi. Filyasyon ekiplerinin çabasını sosyal medyadan paylaşan Bakan Fahrettin Koca bu fedakarlık unutulmayacak dedi. Bu Covid'le birlikte geçen 3. bayramımız. Kendinize iyi bakın, iyi bayramlar.